Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili, sabah bir basın toplantısı vardı bundan bir saat önce. Bu basın toplantısında da gayet e, net bir şekilde ortaya koydu. Hemen e, çok uzatmadan cinsel istismar tabii bunlardan biri. Biri ittifak yasası, biri de halk evrenine yapılan baskı ve zulüm ve tutuklama kararları. Bu çok önemli üç konuda, üç ayrı konuşma yaptı. Daha doğrusu konuşmasının üç ayrı bölümünde 3 ayrı noktaya değindi. Tabii senin dediğin de önemli. Hemen onu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e soralım. Sayın Özel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Dün e, bu cinsel istismarla ilgili konuşurken neden vakıflara dokunmuyorsunuz diye bir e, çıkışınız oldu. Bir de bir milletvekiliyle tartıştınız. Önce onu merak ediyor arkadaşlar. Nedir bu cinsel istismar davası ile ilgili bu tartışma neydi? Siz neden o vakıflara dokunulması gerektiğini ve bunun vakıflardan başlatılması gerektiği konusunda bir görüş önüne sürdünüz? Önce direkt sorunuzu cevaplayarak başlayayım. Tartıştığımız kişi milletvekili Yılmaz Tunç. Yani o komisyonun başkanı. Tartışma sebebimiz şu. Komisyonun kuruluş amacı Karaman'da yaşanan istismar vakası. Peki nasıl biliniyor? Ensar Vakfı ve Kayımdere ait onların kontrolünde, onların işletiminde olan evlerde, yurtlarda yaşanan cinsel istismar. Bunun için kuruldu bu komisyon. Komisyon raporunda Kayımdere ve Ensar ismi geçmiyor. Bütün Türkiye Ensar, 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 Ensar. Herkes bu Ensar Vakfı'nda yaşananlar üzerine ne kadar ciddi bir gündem oldu, nasıl bir infial, nasıl bir rahatsızlık duyuldu. Bir kelime geçmiyor. E dedi ki geçiyor. Nerede geçiyor? Baktık nerede geçtiğini. Hatta ben geçmediğini kendim biliyordum. Arkadaşlara bilgisayardan bir daha arattırdım hani emin olmak için. Ee, gözle göremediğimiz ama bir yerde bir şey olabilir mi diye. Muhalefet şerhinde geçiyor. CHP yazmış. HDP yazmış. Ama Adalet ve Kalkınma Partili üyeler komisyonun ana raporuna Ensar'ın E'sini yazmamışlar. Ve önce bunu teşhir ettik de önce bunun dışında bir şey söyledi. Geçiyor dedi. Geçmiyor dedik. Aç bul dedik buldu. Sonra dedi ki adı niye geçmiyor diyoruz. Biz diyor çocukların adını bilerek yazmıyor. Ya çocukların adını yaz diyen yok. Ensar'ın adını niye yazmadın? Lafı çarpıyor. Tartışma o yüzden hararetlenmişti. Neden önemsiz olsun? Bu mesele Ensar Vakfı'nın e, yurdunda yaşanan bir mesele. Bu vakfın bir tane yurdu yok. Türkiye'nin dört bir yanında var. Bunlar denetimsiz. Bunlarda benzer olaylar yaşanıyor olabilir ve sorunun kendisi... Devletin kontrolünde ve denetiminde olmayan alanlarda okul öncesinden başlayarak yani bebeklikten çocukluğa geçilen çağlardan başlayarak e, ve gayri resmi devletiyle bazen yasak sağmak için bir protokol yapıyorlar o da zaten son derece yanlış bazen hiçbir denetim olmadan merdiven altında kiminin adı sübyan mektebi kiminin adı bir başka işte yurt deniyor okul deniyor misafirhane deniyor ev deniyor bir e, sistem var ve buna iktidar partisi göz yumuyor. Şimdi bugün cinsel istismar tartışmalarını milli eğitim alanındaki bilerek yaratılan boşluklardan, onlara bırakılan boş alanlardan, milli eğitimde yapılan dindar ve kinder bir yetişil yetiştireceğiz diye, dindar nesil yetiştirmek adına yapılan hatalardan, Türkiye'deki siyasetin sosyolojik olarak yaratmış olduğu işte Cumhurbaşkanı'nın istediği gibi bir toplum yaratmak için sürekli bilinçaltına verilen mesajlardan, alim gibi gösterilen zalim meczupların açıklamalarından işte adam diyor ki 9 yaşındaki çocukla evlenebilirsin diyor, altı yaşında çocuğa e, işte karşı e, his uyanabilir diyor. Öbürü mesela devletin yine bu hükümetin istediği bir şeydi, helal akreditasyonu. İşte eskiden sadece etin bilmemlerin otele akredite ediyor, bir otel Helal olacaksa diyor altı yaşından itibaren kızlarla erkekler ayırmak lazım diyor. Bu ne demek? Yedi yaşındaki kızın ve yedi yaşındaki erkeği bir cinsel obje olarak görmek demek. Böyle bir hastalıklı mantık devlet yönetimine sirayet etmiş durumda. Diyanet işleri apuk subuk açıklamalar yapıyor. Kamuoyunda oluşan tepki infialden sonra eh küçücük düzeltmeler onları da kazanım görüyoruz biz. Yani geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı'nın 18 bu çağda 18 yaşından küçük evlilik yanlıştır demesi ne ben kazanım görüyorum ama kayıptan kazanım yani ya, yarat yaratmış oldukları bu bataklıkta biz bataklığı kurutmaya uğraşıyoruz ama bunlar işte bizi rahatsız eden bir iki sivrisineği kovalıyorlar yani böyle bir sorun var. Bunu bir bütün halde almak görmek lazım. Başta eğitim, milli eğitim politikaları olmak üzere bu cinsel istismar sorununu yaratanın ne olduğunu görmek ve bu yaratılan sorunun üzerine cesaretle gitmek lazım ama umutsuzum. Şundan umutsuzum. Bugün altı kişilik bir komisyon kurum. tam onu söyleyecektim. Evet. Altı tane bakan. Bu altı bakan ne? Yürütme. Kaç yıldır yürütüyor bunlar bu hükümeti, bu devletin kademelerinde yürütmedeler. 16 yıldır. Bunlar çözümün parçası olamaz. Bunlar sorunun parçası. Sorunu yaratan bunlar. Şimdi bir gerçek var. Çok net. Vatandaşa basitçe söyleyelim. Bir vatandaşımız son dönemde cinsel istismar davaları meseleleri sorunları olayları arttı mı artmadı mı? Herkes şüphesiz arttı der. Artmasa neden altı bakanlık özel komisyon kurdun? Peki rakamlar ne söylüyor? Son on yılda yedi kat artmış. Oysa gelişiyor olsak iyiye gidiyor olsak son on yılda yüzde otuz azaldı dememiz lazım. Yüzde kırk azal. Son on yılda yüzde yedi yüz artmış. Demek ki AKP denen parti bu ülkede ne yapıyorsa doğurduğu sonuç cinsel istismar meselesi artıyor. Ve bundan doğrudan sorumlu bunlar. Niye artıyor? Hatalı bütün politikan sonunda. Elbette ki şöyle bir haksızlık yapmak istemeyiz. Adalet ve Kalkınma Partililer cinsel istismar olayları artsın diye bunu yapmıyorlar. Onlar kendilerince işte dindar bir nesil yetiştirmek istiyor. Toplumu kapatıyor. Çocukları ayrıştırıyor. Ne bileyim işte otobüsleri renklere boyuyor. Kadınlar pembe trombüse binsin diyor Malatya'da. İşte Bursa'da bilmem pembe otobüsü ayırıyor, kadın seferi yapıyor. Kadını erkeği uzaklaştırıyor, çocukları uzaklaştırıyor. Altı yaşından itibaren otelde bile oynamalar. Bu yaratılan kapalı toplum, tüm kapalı toplumlardaki gibi cinsel istismar ve kadına karşı, çocuğa karşı şiddetle ilgili sorunları doğuruyor. Bu yüzden AKP samimi olarak bu işi çözecekse kendisinin odağına aldığı temel hedeflerden vazgeçecek. Toplumu kapatmayacak. Toplumu daha çağdaş bir ülke haline getirecek. Çok net bir olay var. Bu sorunu aşmış ülke yok. Ama bu sorunda mesafe kat eden ülkeler var. Bu sorunda bilimsel olarak mücadele ediyorlar. Bu sorunla akılla, usla mücadele ediyorlar. Bu sorunu dogmaları perçinleyerek, güçlendirerek mücadele edip de başarmış bir ülke yok. Peki bu hemen buradan e, ikinci önemli konu var ittifak esası bugün siyasi yan kesicilik olarak nitelediniz. ve bugün üç grup başkan vekilinin bir e, ortak önergesiyle e, barajın yüzde sıfır indirilmesi ilgili bir teklif ha vermeye hazırlanıyorsunuz. Verdi. Verdiniz o teklifi. Peki e, ne bekliyorsunuz bu siyasi ittifak esası? Gerçekten bir siyasi yan kesicilik, hatta bir benzetme yaptınız. Abisinin bisikletin arkasına binen MHP e, 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 bir e, çocuk gibi. MHP'yi intelediniz, kendisini kurtarmaya çalıştığını söylediniz. Ve siyasi ittifak değil, iltihak yasası dediniz. Ne demek istediniz bunlar? Şimdi bugün yapılan ittifak yasası diye getirilen yasanın halkla, milletle, seçmenle bir ittifak aramadığı ortada. AKP ile MHP arasında arıyor. Kazan kazan ilişkisi kurmuşlar. Bunlar iki tane kaybeden şu anda. Birisi hükümeti elinde tutmak için yüzde elli artı biri e ihtiyacı var. Onu tutturamamış durumda. Öbürü 13-14'lerde olan oyu baraj seviyesindeydi, altındaydı. Geçenlerde Bahçeli barajın 7'ye düşürülmesi düşünülmelidir demişti. Çünkü oyu 8'de o sırada. Baktılar o son anketlerde 6.8 olunca 5'e düşürülmesi dedi. Saray reddetti bunu. Çünkü onlar da Saadet'ten ve diğer küçük partilerden korkuyorlar. Baraj olmazsa onlar gidiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her dört seçmenden biri eşikte bakıyor. Başka partiye gidecek baraj yüzünden gidemiyorum diyor. Bütün anketler gösteriyor. O yüzden bunlar bir formül buldular. Hani savaşta Almanlar kazanınca biz de kazanmış sayılacaktık diye veya Almanlar kaybederse biz de kaybetmiş sayılacağız. Bunlar MHP ile AKP şöyle bir şey yazmışlar. Akıllara ziyan. İttifak kuran partilerden biri barajı geçerse ya da toplam barajı geçerse iki parti de geçmiş sayılacak. Böyle bir durum var. Aslında mesela MHP yüzde beş oy almış diyelim. Ama seçim barajı yüzde on. İttifakın toplamı işte yüzde onun üstünde oy alınca MHP'de geçmiş sayacak. Bu birbirleriyle iki tane kaybedenin, iki kaybedenin birlikte yarattıkları bir karanlık var Türkiye'de. O karanlıkta korkanların sarılıp birlikte ortaya birbirlerini kurtarmak için, birbirlerine cesaret vermek için giriştikleri bir iş. Yan kesicilik tarafı ne? Şu. Öyle abuk subuk düzenlemeler var ki. Mesela bir il düşünelim basitleştirmek için. iki tane milletvekili var. Partilerden birisi 50 bin oy alıyor. Öbürü 40 bin oy alıyor. Normalde 50 bin olan ve 40 bin oy alan kazanması lazım birer milletvekiline. Partilerden bir diğeri 40 bin oy alanı takip eden parti 25 bin oy almış. Öbür bir tanesi de 16 bin oy almış. Şimdi normalde 50 bin oy alan birinci milletvekilini 40 bin alan yapar. 25 de 16 çıkaramıyor değil mi? Bunlar biz ittifak kurduk dedi mi? 25 ile 16 toplanıyor, 41 bin yapıyor. Milletvekilliği birincisi birinci partide bu ikinci milletvekili ittifaka geçiyor. İttifakın içinde hangisi çok aldıysa o alıyor. Sonuç örneğin iki milletvekilinin biri birinci partide biri ikinci parti olacakken biri bir de biri üçüncü partide ittifakın büyük partisinde olacak. Böyle bir iş olabilir mi? Bunun adı siyasi yan kesicilik. Daha da basit anlatalım. Yani 10 bin oy alan parti var, 9 bin oy alan parti var, 5 bin ve 4500 bin beş yüz oy alan partiler ittifak partisi ise 9000 oy alan parti milletvekili çıkaramayacak, 5000 oy alan parti çıkaracak. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu siyasi yan kesicilik yasası, milletin iradesini çalma yasası, milli iradeye hazırlıklı planlayarak bir hırsızlık girişimi, gasp girişimi. Gasp en ağır suç. Bunlar milli iradeyi gasp etmeye çalışıyorlar, gasp girişiminde bulunuyorlar ve bunu bir araya gelerek suç işlemek için teşekkül oluşturuyorlar. AKP ile MHP. Milli iradenin gaspı konusunda oluşturulmuş, suç işlemek üzerine oluşturulmuş bir teşekküldür bu. Bunu görmek lazım, bunu konuşacağız. Tabii bundan ilgili daha çok tartışmalar olacak. Kazdıkları kuyuya düşecekler diyen var. Referandumda düşmediler mi? Şimdi niye bunlar ciyak ciyak bağırıyor? Biz referandum öncesi dedik, efendim bu yaptığınız iş koalisyon ne diyorlardı? Artık güçlü hükümet modeli geliyor, koalisyonlara son. E ne oldu şimdi? Şimdiden koalisyon kurma mecburiyeti var. Yetmiyor üçüncü parti, yetmiyor dördüncü parti. Bunlar çabaladıkça gitgide tükeniyorlar. Hiçbir zaman bunlar hani güneşe doğru uçan Icarus gibi yaklaştıkça bunların hedefi şimdi başkanlık tek adamla gittikçe eriyorlar, gittikçe eriyorlar. Hiçbir zaman oraya doğru da varamayacaklar. Onu görüyoruz biz. Halk da bunu görüyor. Ama şimdi ismini anmayalım. Geçmişte de bir siyasi eski gücünü kaybettiğinde böyle oyunlara başvuruyordu. Ne yapıyorlardı? Mesela anket yaptırıyordu. Kendisinin o yüzde yirmi üçse bir ilde o ile yüzde yirmi il barajı koyuyordu. Kendinin altındakiler çıkaramasın diye. Ne oldu? O barajlara kendi takıldı. O yüzden ve iktidarı öyle öyle kaybettiler. İyi olacak diye yaptılar. Öyle bir noktaya gelirler ki bu yaptıkları işlerin hiçbirisi vatandaş der ki ya bunlar vatandaş ne seviyor? Bir kere kendine güvenen bir iktidar seviyor. Bunlar özgüveni falan kaybetmiş, perişan. Yönetebilme kabiliyetlerini kaybetmişler. Seçime bir buçuk yıl var diye söylüyorlar. Şimdiden koalisyon kuruyor. Ya çalış. Hani alacaktın Hani iki kişiden birinin oyunu alıyordun sen ya çok iyiydin. Her iki kişiden biri beni destekliyor diyordu. Şimdi bunlar birleşti. AKP artı MHP toplam. AKP'nin toplamı kadar etmiyor yani. Perişan durumdalar. Peki bu MHP'nin e, ittifak değil, iltihak gibi bir söz kullandınız. MHP gerçekten kendi siyasi iradesinden, hedeflerinden, iktidar olmak e, kaygısından ya da beklentisinden uzaklaşıp tamamen AKP'ye yamandı mı? Yoksa bir ortaklık olarak hala anlaşılabilir mi bu? Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunlar kepenkleri indiriyor, dükkanı kapatıyor, tasfiye sürecindeler deyince kızdı MHP'liler. Ya adamların... AKP'nin Cumhurbaşkanı adayını daha duymadık. Resmen ilan etmediler. Tayyip Erdoğan'ın olacağı açık ama MHP'ninki belli Tayyip Erdoğan'mış. İlan etti Devlet Bahçeli. Bunlar dükkanı kapadı. Kepengi indirdi gidiyor bunlar tasfiye sürecinde. Şimdi ben 2011'den beri parlamentodayım. MHP, daha önceki 1999'larda MHP iktidarda oturuyordu. 2011'de ben geldiğimde bu yanımızda oturuyordu. Sonda HDP oturuyordu kapıya yaklaştılar bu sefer. Şimdi kapının dışında kalacakları çok belli. O yüzden bu ittifak ihtiyaç var. Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran'da 80 milletvekiliyle gelmişti. 80 az değil. 1 Kasım'da 40'a düştüler. Şu an fiilen 34. Bu baraj kalsa sıfır. Bu ittifak kanununa göre bazı yeni planlanan Ali Cengizler işlemese 16 ile 18 milletvekili. 20 grup kuramayacak durumdalar. Görüntü o. Ama öyle farklı şeyler yapmaya çalışıyorlar ki AKP öyle farklı hazırlıkları öyle tuhaf hazırlıkları var ki bu hem biraz MHP'yi biraz palazlandırma bir yerde tutma tabii eski güç falan mümkün değil yüzde altılık oyunu olacak ama ne diyorlar mesela şöyle kanun olur mu ya oyu MHP'ye de bassan olur. AKP'ye de bastın olur, ittifaka da bastın olur. İttifaka bastın aşağıda hangisine basarsan ona göre dağıtacağız. Basmazsan diğer basanlarınkine göre oransal olarak biz bu oyları dağıtacağız. İttifaka bir tane oy bas çık. Partiye oy verme. Onlar o bölgede aldığı oya göre onu MHP, AKP'ye dağıtacaklar. Yani elde bir tane kepçe var. Seçmen birazcık ona koyuyor, birazcık ona, birazcık ona. Dipte kalanı da gelelim MHP'ye koyalım diyorlar. Böyle bir sistem olabilir mi? Ya koskoca yani şimdi beğenin beğenmeyin 60 yıllık bir siyasi parti yüzlerce yıl gerisinden yani tarihten kendine kök alan öykünen bir hareket işte bu Alpaslan Türkeş'in partisi falan bu hale düşer mi ya yani olacak şey mi? Ben burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeni üyeleri tabanı sevenleri onlar hiç üzülmesinler onlar zaten her beşinden dördü ne yaptı referandumda hayır oyu verdi. Şimdi görünen o birin içinde de önemli bir kısmın artık bu devlet bahçeliğinin bu politikalarını desteklemediğini gösteriyor. Ne olacak? Gün geçecek, gün gelecek. Milliyetçi Hareket Partililer yine kendi gönüllerine göre oylarını kullanacaklar, karar verecekler. Onlar bu Milliyetçi Hareket Partisi'ni yönetenlerin bu stratejisine kendilerine de utanç veren bu davranışlarına mahkum değiller. Ondan da mahcup olmasınlar. Biz gerçek milliyetçilerin, gerçek milliyetçi hareket partililerin nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini sahada görüyoruz zaten. Orada hiçbir sıkıntı yok. Eleştirimizin tamamı partinin yönetimine, yönetim anlayışına yöneliktir. Geçmişte milliyetçiliği ayaklar altına aldım, eziyorum diyen Tayyip Erdoğan'la kol kola girenlere veya Atatürk konusunda ben Milliyetçi Hareket Partisi tabanının hassasiyetini biliyorum ve çok memnunum bundan. Milliyetçi Hareket Partililer Atatürk'e laf söyletmezler ama pazar günü el ele tutuştuğu MHP lideri Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli'nin elini sıktı Erdoğan. Cuma günü kimin elini sıkıyordu? Kadri, Kadir Mısıroğlu. Kadir Mısıroğlu ne diyor? O fesli soytarı denen fesli meczup denen adam var ya. Ne diyor? 10 Kasım günü saat sabah 9'u 5 geçe kenefe gidin diyor. Atatürk heykellerinin bir it gibi sokaklarda sürüldüğü, sürüklendiği günleri özlüyorum diyor. Keşke Yunan kazansaydı diyor bak. Bunlar göya milli ya milli. Milli mücadele verdik biz. Ordumuzu, ordumuz Anadolu'yu Yunan işgalinden kurtardı. Bu diyor ki keşke Yunan kazansaydı. Şeriat da dururdu, hilafet de dururdu diyor. Bu kadar Atatürk Cumhuriyet düşmanı, bu kadar gayrimilli bir adam. Milli mücadelenin Yunan tarafından kazanılmasını Bizim kaybettiğimizi söylüyor. E Tayyip Erdoğan onun, onun, elini tutmuş gözüne bakıyor hocam diyor. O da böyle bir şey anlatıyor buna falan Fesli Kadir. Cuma günü bu oluyor. 48 saat geçmeden Devlet Bahçeli ile tokalaşıyorlar. Bu vicdana dokunur. Bugün bu ittifak o zaman Devlet Bahçeli'ye sorarlar. Sen Fesli Kadir ile ittifak kurdun hayırlısı olsun derler. Aracıyı çıkar. Hani arkadaşı dostumun dostu dostumdur. Arkadaşımın arkadaşı arkadaşımdır. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Devlet Bahçeli'nin arkadaşının arkadaşı Fesli Kadir. Atatürk'ün heykellerini yerlerde süründürecekmiş. Kenefe git diyor falan yani. Bu. Dün koşup beraber gittikleri meclis başkanı var. Yanına gittikleri övgüler düzdükleri meclis başkanı. O yanına Şevki Yılmaz'ı almış. Fesli Kadir'e o da gitti. Şevki Yılmaz kim? 10 Kasım'da neden Atatürk'e çelenk koymadın deyince AK Partili şimdi Şevki Yılmaz. Ne diyordu? Biz ata ite puta takmayız. Atatürk ata diyoruz ya biz. O diyor ki biz ata ite puta tapmayız. Bunu söyleyen adamı meclis başkanı kolunu almış. Fesli Kadir'e gidiyor. MHP'liler de koşuyorlar ona plaket verir gibi kanun teklifi veriyorlar. Sarılıyorlar marılıyorlar ıvır zıvır. Bunları milliyetçiler görür. Ve gerekli cevabı verir. Hesabı keser. Son bir sorum. Bu Anayasa Komisyonu'na bugün e, geldi. E, gündeme aldı Anayasa Komisyonu. ittifak yasasını. Cumhuriyet Halk Partisi de komisyona katılacak ama bir öneriyle gelecek değil mi? Nedir o öneri? Birden çok öneriyle geleceğiz ama sizin söylediğiniz son verdiğimiz kanun teklifi seçim barajının yüzde sıfıra indirilmesi. Bütün küçük partiler büyük partilere muhtaç olmadan gelsin. Aslında bu MHP içinde kendi durumunu sıkıntıya sokmadan, kendi partisini bir başka partiye yedeklemeden, bir başkasının koluna girme zorunluluğu duymadan, milliyetçiliği ayaklar altına alana, Geçmişte en ağır şekilde bunlara hakaretler edene, Devlet Bahçeli'ye hakaretler edene birine muhtaç olmadan gel gir diyoruz. Yüzde altı mı oyun? Yüzde altı. Yirmi milletvekili mi çıkarırsın? Yirmi mi çıkarırsın? 15 Ama bu yüzde altılık oyla gel mecliste sen de temsil edil diyoruz Devlet Bahçeli'ye. AKP'ye muhtaç olma diyoruz. Biz sana destek veririz diyoruz. Ve diğer küçük partilerin hepsi de bize muhtaç olmadan gelip girebilsinler diyoruz. Bu son derece basit bir yaklaşım. Bunların aklında şöyle bir oyun var. Biz ittifak kurduk. Bunlar da kursun. Kardeşim biz ayrı partileriz. Ben HDP ile aynı parti, aynı görüşte olsam aynı partide olurum. Ya onlar burada olur ya biz orada oluruz. Aynı görüşte değiliz ki. Belli konularda benzer doğruları söylüyor olabiliriz. Onlar da tek adama karşı, biz de tek adama karşıyız. Ama bu her konuda aynı düşündüğümüz Saadet Parti çizdiğinde öyle. Yani HDP ile ittifak kurmayacağız anlamına da geliyor. Ya HDP ile Saadet Partisi ile onunla bununla bir ittifak kurma yerine biz sıfır barajda herkesin en iyi şekilde temsil edilmesini savunuyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle suni ittifaklara değil ha 16 Nisan gibi ne dedik? Ülkenin bağımsızlığından yana vatanın bölünmez bütünlüğüyle bir sorunu olmayan cumhuriyeti demokrasiyi savunan herkes gelsin hayır versin dedik. Bunlar ne dediler? Efendim bunlar teröristlerle beraber tuttu mu kardeşim? Bizim ne bekliyordu bunlar yüzde yetmiş alacağız diyorlardı. En az altmış beş biz otuz biz ne aldık? Onların şaibe hile desisesine rağmen biz kırk dokuz aldık resmen onların rakamına göre. En az iki oydan birisi çıktı. Öyle vatandaşa benim çok anlattığım bir anekdot var. Manisa'nın kulasından size de anlatayım vatandaşlarımız da bunu birebir yaşamışlardır. Pek çok üyemiz dostumuz da bunu anlatır. Kulaya gittik. Kadın kollarımızda çalışma yapıyoruz. Bir tane teyze kapının önünde bir kula evinin önünde oturuyor. Teyze merhaba. Nereden geliyorsun sen dedi hemen. Belli seçim zamanı elde broşür falan. Tam ben söylüyorum bence evetçi misin hayırcı mısın ver bakalım dedi. Dedim ki biz hayırcıyız. Çok da umudum yok böyle. Dedi ki. e ee, biz evetçiyiz ne olacak şimdi dedi. Canın sağ olsun teyze dedim. Bir şey anlatacağım. Dur dur ben sana bir şey anlatayım dedi. Bak dedi. Benim oğlan dedi işte burada okudu, Salili'de okudu, İstanbul'a gitti okudu, okul bitti, döneydi iyiydi dedi. Bir kız sevdi dedi. Gelip buradan olayda evereydik buradan iyiydi dedi. Bir kız sevdi dedi. Anlaştılar aldık dedi. Bu kızlar dedi sizin partiden dedi bana. Bunlar dedi hayırcı dedi. Biz dedi hep dedi Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl dediyse Tayyip Bey'e verdik oyu hep dedi. Şimdi de evet vereceydik dedi. Ama dedi benim bir buçuk yaşında bir torunum var. Benim gelinim dedi torunumun anası. Kızımdan çok seviyorum onu dedi. O hayır diyecekti biz evet diyecektik. Şimdi tuttu dedi Cumhurbaşkanı dedi. Benim geline de geçen gün dedi terörist verdi dedi. Benim dedi torunumun annesine sen nasıl terörist diyorsun dedi. İnadına ben de hayır vereceğim artık dedi. Hayra basacağım ben de oğlum dedi. Böyle şeyler ya Atatürk'ün partisine, İnönü'nün partisine, Ecevit'in partisine, Baykal'ın partisine, Kılıçdaroğlu'nun partisine. Ya terörist denir mi ya? Milli Mücadele'nin partisine terörist denir mi? Bu partinin gönül verenine terörist denir mi? Veya kadıncağızın gelinine, oğluna, çoluğuna, çocuğuna terörist denir mi? Bunlar milletin vicdanından tepiyor, geri tepiyor. Bu panik ondan, bu eriş ondan. Bunu görmeleri lazım. Bir de son söz şeyi, şeyi söyleyeyim. Bu düzenlemenin içinde seçim kanunuyla ilgili korkunç rezalet işler var. Onları daha sonra teker teker anlatacağız. Bunlara teker teker direneceğiz. Ama bir apartmanın içindeki herkes aynı sandıktaydık ya biz. Otomatik bir denetim var. Mesela listeye bakıyorsun alt komşun üst komşun orada. Hatta bazen ne oluyordu Fatih Bey hep konuşuyoruz. Ya boş bir daire vardı oraya seçmen yazmışlar. Hemen itiraz ediyorduk değil mi? Şimdi Apartmandaki herkes başka başka sandıklarda oy kullanabilecek bu yeni düzenlemeyle. Takip edilemesin diye. Düşünebiliyor musunuz rezaleti? Mühürsüz oy vardı. Geçerli kabul ettiler. Yani YSK kanuna uymamıştı. Kanunu YSK uyduruyorlar. Diyorlar ki mühürsüz zarflar da geçerli kabul edecek. Taşımalı mobil sandık getirmeye çalışıyorlar mesela. Böyle aklın hayalin almayacağı sandığın başına biri olay çıkarıyorsa polis çağırıyor diye kim sandık kurulu? Sandık kurulu çağırmasa diyor. Vatandaşın biri ihbar ettiyse telefonla sandığın başına jandarma polis gelebilecekmiş. Yani jandarmaya polisin olduğu bulunduğu yerde oy verme işlemi. Bunlar ne dünyanın ne Türkiye'nin kabul etmediği çok aşılmış şeyler. Bunlar akıl almaz işler yapıyorlar. Bunları tane tane anlatacağız. Tane tane itirazlarımızı dile getireceğiz. Mecliste direneceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Ne yapmak gerekiyorsa yapacağız. Sandıklarla ilgili kendi tedbirlerimizi sonuna kadar alacağız. Ama korkunun ecele faydası yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bu tek adam rejimine karşı çıkan herkes de psikolojik üstünlük elimizde. Bunlar panik halinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız ittifaka muhtaç haldeler. Onu gördük. Tek başlarına seçimi kazanamadıklarını, barajı geçemediklerini gördüler. Bu konuda istedikleri kadar Çırpınsınlar. Biz kendi özgüvenimizi muhafaza ettiğimiz, kendi çalışkanlığımızı muhafaza ettiğimiz, inandığımız ve referandum ruhuyla mücadele ettiğimiz zaman başarı bizim, zafer bizim. Peki. Çok teşekkür ederim. Sen Özgür ben Özel. teşekkür ederim. Biz e, bu konuda çok duyarlı yayınlar yapıyorsunuz meclisten. Sizin şahsınıza da Halk TV'ye de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Özgür Özel çok güzel anlattı aslında Elif. Söylemesi lazım. Birazdan Anayasa Komisyonu'na ittifakla ilgili e, yasa girdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki önemli e, itirazı var. Biri dediğimiz gibi baraj, ikincisi bir temiz parlamenter sistem ve parlamenter demokrasinin güçlendirilmesi ilgili hı hı. bir teklifi vardı. Onu karşı teklif olarak Anayasa Komisyonu'nda gündeme getirecek CHP. Bütün bunları söylememiz lazım. E, meclisten bizden şimdilik bu kadar Elif. İkide tekrar görüşmek üzere.